Gündemde neler var? Kanada'nın çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, son dakika haberi geldi. Putin'e şok eden tehdit. Çok sayıda Rus askeri ölüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Donbas'ta yaşanan gerginlikle ilgili olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde çok sayıda Rus askerin öleceğini söyledi. Buna örnek olarak Donbas'ta öldürdüğümüz 1560 ayrılıkçı askere bakın ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbas krizi her geçen gün derinleşiyor. Bu gerginlikle ilgili Sky News'e konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'yı caydırmak için Amerika ve İngiltere gibi müttefiklerle çalıştıklarını belirtti. Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, "Onlar, yani müttefiklerimiz ekonomik olarak saldırabilir. Biz de sahada savaşacağız. Bunu söylediğim için üzgünüm ama çok sayıda ölü Rus askeri olacak ve Başkan Putin'in bunu olmasını istemediğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'yı caydırmak için siyasi mesajlar, yaptırımlar ve ortaklarla daha yakın ilişkiler işbirliği içeren, üç yönlü bir yaklaşım içinde olduklarını aktaran Kuleba, caydırıcılık çabalarının başarısız olması durumunda NATO güçlerinin Ukrayna birliklerinin yanında Rusya ile savaşmasını beklemediğini ancak onların desteğini umduğunu vurguladı. Kuleba, istediğimiz şey savaştan kaçınmamıza veya Rusya'nın bir savaşa istekli olması nedeniyle başka seçeneğimiz kalmaması durumunda ordumuzu güçlendirmemize yardım edilmesi değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin devlet başkanı Viktor Yanukovych'in Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasını imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukovych'in gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Değerli izleyenler, haberin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşça kalın.